Lösemi kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. Kemik iliği dışında tek başına başka organlardan da çıkabilir ama bu bizim son derece nadir gördüğümüz bir durum. Kemik iliğinde ise kan hücreleri yapılır. Yani beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombosit dediğimiz pıhtılaşmaya sağlayan kan pulcukları. Kemik iliğinde başladığı zaman hastalık, bu hücreler tek bir hücreden çoğalarak birken 2, 2'yken 4, 4'ken 8, 16, 32, 64 diye çoğalarak ve hızlı şekilde çoğalarak kemik iliğini doldurdukları için bu kan hücrelerinin gelişmesi için, büyümesi için kemik iliğinde yer kalmaz. O zaman ne olur? O zaman çocuklarda morluklar meydana gelir. O zaman çocuklarda bağışıklık hücreleri de kemik iliğinde yapıldığı için bunların etkilenmesi sonucu nedeni belli olmayan enfeksiyonlar ve ateşler meydana gelir. O zaman çocuklarda al yuvarlarda düştüğü için ve hemoglobin de düştüğü için kansızlık oluşur ve bunun sonucu olarak halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma meydana gelir. Yine kemik iliğinde çoğalan ve büyüyen lösemi hücreleri kemikleri gererler. Kemikler gerildiği zaman, içleri patolojik hücrelerle dolu kemikler gerildiği zaman kemiğin etrafındaki periyost dediğimiz zar da gerilir. Periyost çok iyi sinirlenen bir zardır. Bu gerildiği zaman çocuklarda nedeni belli olmayan bacak ağrıları, kol ağrıları, yürüme bozuklukları, basamama gibi problemler meydana gelir. Genelde bütün bu bulguların hepsi bir arada olmayabilir. Bir kısmı olabilir, bir kısmı olmayabilir. Ama tablo genel anlamda lösemi için böyledir. Lösemi hastaları böyle karşımıza gelir.